Evet değerli izleyenler, söylemezsem olmaz, bomba gibi yüksek temposuyla devam ediyor. O merakla beklenen tartışma şimdi ekrana gelecek. Bir tarafta Armağan Çağlayan, işte kendisine şöyle diyor, beyaz Türklerin ikonu gibi, hani ikonlarından biri gibi öyle algılanıyor o taraftan diyor. Ben öyle algılanıyorum diyor. Bir tarafta da Sibel Üresin. Sibel Üresin de bir yaşam koçu biliyorsunuz. Enteresan çıkışlarıyla. Bu söylediğin cümleyi Armağan mı söylüyor? Hayır yani sen de beni diyor öyle görüyorsun diyor Sibel Üresin'de tartışırken. Ha kendisi söylüyor. Kendisi anladım. Hani direkt tamam, şey demiyor, yanlış anlaşılmasın. Ha anladım. Şimdi aralarındaki kavga şu. Bizim burada hep konuştuğumuz mevzu. Dizi filmler, örneğin Aşk-ı Memnu diyorduk. Evet. İşte Binbir Gece diyorduk. Yaprak Dökümü. Yaprak Dökümü benzeri diziler var. Bunlar toplumu... Sadece onlar değil ki işte yarışma programları. Tabii. Sen onunla mesela yaşma programları vesaire Survivor'da evlilik programları yani. Vesaire hepsi içine. Evlilik programları doğru. Bebek evleri zamanında. Tabii zaten her şeyin kökeninde o var. Yani sadece şey yapıyor değil hani mi? Hani şey de güzel yani 7 kişilik faturayı dizilere kesmeyelim yani sadece. Şimdi orada tartışma diziler üzerinden dönüyor. Sibel Hanım diziler bizim toplumun ahlakını bozuyor diyor. Armağan Çağlayan da nihayetinde biliyorsun dizi yapan bir adam. Yine yarışma. Yarışma yani da yapıyor. Program evet. Tabii. Evet. Tabii Armağan'ın damarına basmış oluyor. İster bir tartışma çıkıyor. Onu evet. Bir istiyorsanız izleyelim Ali'cim. Gelsin arkasından konuşalım. Siz benim soruma cevap vermediniz. Nedir sorunuz? Küçük yaşta mesela bir sürü okulda çocukların cinsel tacize uğruyor olmasından da aynı derecede rahatsızlık duyuyor musunuz? Kesinlikle duyuyorum. Ha. O zaman bence sorun evet. Yine bir ayrım yapmakta. Şimdi tutuyorsunuz televizyondaki dizileri buna örnek olarak gösteriyorsunuz. Ama işte dün Giresun'da olan olayda sizce hoca dizi mi seyredip yaptı bunu? Siz niçin ben başörtüleyim diye bana bir hoca örneği veriyorsunuz? Siz de o zaman ben beyaz Türk görünümlüyüm diye benle böyle konuşuyorsunuz. Öyle bir şey hiç değil. Ben size başörtüsünüz yani diye vermiyorum örneği. Siz bana hoca örneği veriyorsunuz. Bu bir kere şu ayrım yaparak benle konuşmanız bir kere gerçekten hoş hiç değil. Hiç gene çarpıtıyorsunuz. Hayır, mevzuyu. Ben her zaman siz olduğu gibi çarpıtıyorsunuz mevzuyu. Asla hiçbir zaman sizi bu şekilde yargılamak hakkı benim haddim değil zaten. Ben size sadece niçin bir hoca örneği veriyorsunuz diyorum. Yani bir çünkü çocuğa taciz eden. Çünkü dünkü yaşanan olayda bu... Sizinle aynı düşünceye sahip hiç kimse yok mu mesela? Sibel Hanım. Buyurun. Çünkü evet. O da bu ilkenin bir gerçeği. Bundan söz ben bunu, hayır ben bunu reddetmiyorum. Evet, bu bir gerçeği. Niye bu örneği vermemden rahatsız ama bu, oluyorsunuz? Hayır bu ayrımı yapmanızdan rahatsız oluyorum. Niye rahatsız yani bunu bir hoca yapması anormal de sizin görüşünüzde bir insanı yapmış olması normal her mi? Her halükarda o zaman anormal. Hoca diye bana bir tırnak içerisinde tanımlama hocadan yapmayacaksınız. Hocadan kastım öğretmendi zaten. Siz hocayı alıp başka bir yere götürdünüz. Şimdi tartışma bu özetle. Daha da uzundu. Ben canlı yayında tesadüfen yakaladım. Sert dalmışlar. Sert dalmışlar. Sertler evet. Şimdi orada Sibel Üres'in tavrını hiç bozmadı. Son derece soğukkanlıydı. Armağan çok kızdı. Sibel Armağan çok kıvrak kız. Bir sorular falan değişik yani. Sibel enteresan. Yani kıvrak zekalı. Tak 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 karşılığını veriyordu. Evet evet. Armağan sinirleniyordu. Sinirlenmek iyi değildir bu gibi tartışmalarda. Tabii. Ama canlı yayın ne yaparsın? Bir de Armağan'ın programı. Armağan'ın programı evet. Evet. Ya o da bıçak sırtı bir durum. Sen şimdi konuk olarak alıyorsun. Değil mi? Tabii. Konuğuna da çok sert giremezsin baktığın zaman. Evet işte maalesef ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tam tersi sanki Sibel'im konuymuş Armağan gibi. O kadar o sert girmiş o girmemiş mesela. Ha, o öyle kadar. Oldu evet biraz. Evet. Abi şey ben de yıllarca program yaptım. Yani ben işte 95 yani 22 yılımı vermişim bu işe. Herhalde son 2001'den bu yana programlarım vesaire oldu. Sanatçıları konuk ettim ama şunu bir kere... İçselleştirmek lazım. Yani ben konumla kavga etme, onu dövmeye mi, dövmek için mi çağırıyorum? Mesela o Sibel Üresin bir daha gider mi Armağan'ın programı? Hayır yani, bak sadece mesela Armağan'ın şunu, aslında iyi bir programcı ama şunu bir kere içselleştirmesi lazım. Ya yani gelen insanı ben dövecek miyim yoksa konuşturacak mıyım? Ben gelen, niçin insanı çağırıyorum ben? Onu bilmek lazım. Niçin çağırıyorum? Onun fikirlerini dinlemek için. Yani şimdi adam çağırıyorsun, adamı getirttiriyorsun, anlat ömür. Ben bunu düşün. Ya sus hadi be kardeşim, öyle bir şey olur mu? Sen de boş boş konuşuyorsun. Evet Ömürcüğüm, şimdi ikinci soruya geçtik. Evet Ömür, şimdi bununla alakalı fikrin nedir? Vallahi benim bu konudaki fikrim... Ya sus bırak Allah aşkına, ne alakası var? Hiç de öyle bir şey yok. Neyse sus. Şimdi üçüncü soruya geç. Böyle bir format olmaz ki.
Şimdi tabii Armağan'ın orada bir hatası var bence. Böyle bir format yok yani. Teknik olarak sen taraf böyle format olur mu? Olamazsın. Ortada olman lazım aslında baktığın zaman. Ama Armağan'ın da Armağan jüri üyeliğinden bir yıldızı parlamış bir adam. Tabii eski televizyoncudur, iyi televizyoncudur. Sivri diliyle değil mi tanıdığımız? Sivri dilli televizyoncu derlerdi Armağan'ı title'larken. O çıktı yine. O jüri üyesi çıktı bu tartışma sırasında. Evet. Şimdi gelelim mevzuya aslında. Bir dakika. Buradaki kavga şu. Bir dakika, mevzuya gelmeden önce şu Nihat'ın söylediğini ben daha spesifik bir hale getirmek istiyorum. Nihat, bu söylediğin o kadar şu anda televizyonlarını açsalar görecekler ki, ben konuğa saygısı olan çok az televizyon programı görüyorum. Ya dövmeye çağırıyorlar ya. Tam tersi. Ya. Belden aşağısına yani dalga geçiyor. Mesela bir şey söylüyor, partnere bakıp gülüyor mesela. Ve ben bunu çok görüyorum. Tam ben şu kültür, ben 2 yıldır burada program yapıyorum. İyi ki böyle bir masada yapıyorum ki ben konuk kalitesi, konuğa olan saygıyı Beyaz TV'de gördüm yani. Bunu her yerde göremiyorsun. Aç aynı saatte başka programı. Konuğuna nasıl dalga geçiyor ya? Dalga geçmek için konuğunu getirenler var. Neyse bu tabii... Hani bu çünkü oluyor ama bu şimdi başka bir boyut. Şimdi o konuya geçebiliriz. O çok var yani. Şimdi buradaki kavgayı ben özetleyeyim tekrar yeni açan seyircilerimiz için. Sibel Üres'in diyor ki özetle, diziler, sizin yaptığınız dizi filmler, sadece onun için bahsetmiyor tabii, o bir ikon, sembol orada Armağan. Yaptığınız dizi filmler Türk halkının ahlak yapısını bozuyor. Bir erozyona neden oluyor diyor. Armağan dizi yapan bir adam olduğu için de ne demek canım yani? Yani Giresun'da gidip öğrencisini tacizde bulunan, tecavüz eden ya da bir Kur'an kursunda vesaire, onu söylemek istiyor. Bir hoca ya da bir öğretmen, hocadan kasıt. Artık orada neyse, orada herkes şey, algıladığı gibi. Yalım yani, en azından sonunda düzeltmiş Armağan. Öyle diyor ama İsmail Üres'in de öbür türlü anlıyor zaten. Ben kapalıyım diye mi hoca örneği veriyorsun diyor. Başım kapalı diye mi bu örneği veriyorsun diyor. Hayır diyor, diziler değil diyor. Bu insanın kendi içinde var diyor Armağan. Diziler etkilemiyor diyor. Diziler etkilemiyor diyor çok net bir şekilde. Ama diziler etkiliyor. Toplumun ahlak yapısını diziler etkilemiyor diyor. İzleyicilerimizden de görüş alalım. Bu konu hassas bir konu. Ya abicim. Lütfen bize yazsınlar sosyal medya hesaplarımızdan. İşte bakın o dizilerden biri. Aşk-ı Memnu ekranda şu an. Evet, Bircan'la başlayalım, ya sana geleceğiz. Diziler etkiliyor mu, etkilemiyor diziler, mu? Diziler insan hayatını son derece etkiliyor. Olumlu anlamda çok azken, olumsuz anlamda çok fazla. Çünkü hep gördüğümüz zengin hayatların fakir insanlarla olan aşklarının gerçek olabileceğini bize yansıtıp herkesin maddi durumu kötü insanların zengin koca bulma hırsı başladı bir kere. Ne nasıl olsa o olmuştu. Adını Feriha koyduğumda Emir aşık olmuştu Feriha'ya. Bana niye olmasınlar? Sonra, mesela Aşk-ı Memnu'da yengesiyle bu zaten bu çığırından çıkmış bir şey. Bunu giren bir delikanlıyı canlandırıyor. Ama bak, bunu örnek almaz. Bunun içinde vardır gerçekten öyle. Ama dizi senaryolarına çok dikkat edilmesi gerekiyor gerçekten. Bak, bir Muhteşem Yüzyıl gerçeği var. Bir de Diriliş Ertuğrul gerçeği var. Şimdi tüm dizileri de gömemeyiz yani. Dediğin gibi insanın içinde vardır ama senaryonun da oradaki izleyiciyi etkilediğini bilmesi lazım senaristin. Bozuyor mu yani diziler ahlak yapımızı? Bozmaz mı? Bozuyor tabii. Bozuyor. Herkes öyle aşk yaşamak istiyor mesela. Ulan bir geliyor eve kocası. Niye diyor bana diyor Behlül gibi bakmadı acaba? Behlül dizi çünkü. Olmuyor yani her zaman. Bu arada ben biraz önce bir dizisi kaldırıldı derken ben ilişki durumu karışık o yapıyor sanıyordum. Bilmiyorum, belki de o yapmıyor ama programı kaldırıldı. O bana çok benzer diye bir yarışma programı yapıyordu. O pek tutmadı, evet. Evet, şimdi Nihat sen ne diyeceksin? Diziler bir bozuyor kere, mu bizi? Ya medya insanı robotlaştırır. Zihinleri kontrol eder. Ben üstüne basa basa söylüyorum izleyenlere. Medya yalandır. Gerçek olan sizlersiniz. Medya insanı robotlaştırır. Zihinleri kontrol etmek suretiyle istediği gibi rahatlıkla yönlendireceği, istediği yere istediği kalıba sokacağı model yaratmakta medya çok mahirdir. Televizyon çok mahirdir. Bir başka dizi, yüzden, Binbir Gece ekranda. O yüzden televizyon insanın dizi etkilemez. Sadece dizi değil. Televizyonda olan her şey insan etkiler. Evlilik programları. Abicim biz bile etkileriz. Magazin programları. Biz bile etkileriz. Tabii ki de. Bak, biz bile etkileriz. Sen burada söyleyeceğin küçücük bir şey alır dağ olur. Doğru. Çok iyi etkili bir şey. Yani medya bir bıçak gibidir. İyinin elinde, iyi bir doktorun elinde insana hayat veren bir bıçak gibi olur, neşter gibi olur. Ama kötünün elinde de bir cana kıyan neşter gibidir medya. Yani bunun tıbbi, her türlü matematiksel, fiziksel
Gerçekleridir bunlar yani. Evet. O yüzden medya etkilemez. Biz zaten bütünüyle etkiler demiyoruz. Bak bütünüyle, tamamıyla etkiler demiyoruz. Ama beyindeki o looplara vura 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 vura. Ne olacak? Sonradan o pasif gibi görünen o looplar daha sonrasında etkin hale geçer ki o da zihnin mesela %20'sine tekamül ediyor daha sonradan ki yapmış olduğu etkiyle beraber. Ama eşeğin aklına karpuz kabuğu kaçırma gibi bir gerçeği vardır medyanın. Bir aslında gerçeği yavaş vardır yani. Yavaş zemini kaydırıyorlar, binanın zeminini. Ya her şey geçelim. Biz aslında televizyon sektöründeki paralar reklam üzerinden dönmüyor mu? Reklamlar bile insanlar etkilensin de gidip o muamele alsın diye olmuyor mu o ürünü? Tabii canım. Zaten televizyonun ve medyanın insanları etkilemediğini söylersek biz yaptığımız işle çelişmiş oluruz. Evet etkiliyor. O zaman benden etkilenmiyorsunuz, söylediklerinden etkilenmiyorsunuz. Ben boşa konuşuyorum gibi mesela. Ya da etki yok dersek... bu sefer o zaman der ki o caps'leri falan boşa çıkartmışlar. Hayır, burada bir şey oluyor ki tepki geliyor. Etki tepki, etki tepki. Evet. O yüzden yaptığımız işe çelişmemiş. Ya tek mesela. Bir bak, tek model insan yaratma. Ya bu yeni dünya düzenini hep şey mi zannediyor insanlar? Hani çok konuşulan yeni dünya düzeni, Rockefeller, Rothschild ailesinin konuştuğu, Soros'un konuştuğu, daha sonrasında politikacıların ağızlarından duyduğumuz yeni dünya düzeni. Yani yeni dünya düzeni sadece Orta Doğu'daki ülkelerin bölünmesi mi? Butik devletler haline gelmesi mi? Hayır. Aynı zamanda fiili işgalin yanında diğer taraftan da kültürel bir işgal vardır. Evet. Kültürel işgal. Örf ananeleri parçalama, aile kültürünü yok etme, dostluk, arkadaşlık bağlarını bitirme noktasındaki kültürel işgalin özellikle bütün dünyayı esir aldığı gerçeğini biz hadi canım kabul etmiyorum demek suretiyle yok saymamız mümkün değildir. Peki bir virgül koyalım. Hemen izleyicilerimiz bu konuda çok hassas ve mesaj yağdırıyorlar. Evet. Ama yeni açanlar belki ilk kez bizi izleyenler için sosyal medya hesaplarımız, Instagram hesaplarımız daha doğrusu. Önce resmi sayfamızı hatırlatalım. Resmi Instagram sayfamız @solmazyeni değerli izleyenler adresimiz. Yorumlarınızı bekliyoruz son fotoğrafın altına. @solmazyeni kişisel sayfalarımızda hızlıca hatırlatalım. Evet Bircan'ın sayfası @bircanipek. Bircan İpek'in sayfasından da yazabilirsiniz bize. Nihat Doğan'ın sayfası @nihatdogan alttan tire ne'de yine son fotoğrafın altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ömür Varol'un sayfası geliyor. Ömür Varol'un sayfası da @omur_varol. Konumuz burada Armağan Çağlayan'la Sibel Üresi'nin tartışmaları üzerinden çıktı mevzu bir saniye. Diziler, filmler, televizyon ya da ahlakımızı, toplumsal ahlakı bozuyor mu? Şunu söyleyeceğim Bircan. Senin mesela madem bunun farkındasın. Evet, evet. Ve televizyonda da oturup yorum yapan bir insansın. Evet, evet. Senin çözüm önerin ne o zaman? Ne yapacaklar bu diziler mesela? Dedim ya da programlar ne yapacak? İnsanların etkilediğin... Bak... Biz de iki tane ayrımın farkına varamıyoruz. Biz dizileri insanlar etkilensin derecesinde yazıyoruz. Dibine kadar. Yani o senarist biliyor. Tabii aşık olana kadar. Karşı taraf birbirlerine aşık olana kadar derin ve gerçek yazıyoruz. Yani şunu unutmamamız lazım. Bizi izleyenler etkilenecek. Bu filtreyle yazarsak ve çizersek zaten iş biraz daha şey olur. Yani diziler kaldırılsın falan demiyorum. İnanılmaz bir istihdam var orada zaten. Ama özellikle o evlilik programları insanların etkilendiği bir gerçeği olduğunu kabul etsin yani. Herkes Hayır, kabul etsin. Hayır sadece bak sorun şurada. Yani buradaki tartışma şey üzerinden dönmüş olabilir. Diziler etkiliyor mu etkilemiyor mu vesaire orada üzerinden. Orada öyle olduğu için. Orada. Ama... Televizyonun bütünü etkiler kardeşim. Evet. Tabii canım. Bütünü etkiler. Çok güçlü bir silah değil mi? Bak mesela emperyalizmin insanlara bir toplumu uyutma noktasında kullanmış olduğu iki tane argüman var. Uyku hapları diyelim biz buna. Uyku hapları var insanları uyutma. Bir kere televole kültürü bunlardan en önemlilerinden bir tanesidir. Yıllarca bu toplumu da televole kültürü üzerinden uyuttular. İnsanların gözünü açmak istemediler. Orada fiili işgali gerçekleştirirken insanları kültürel işgal üzerinden televolelerle uyuttular mesela. Nasıl uyuttular? Oyaladılar. Ya sabah akşam magazin, sabah akşam magazin, sabah akşam reynalar, laylalar, köpük banyoları, onun kıçı, onun bilmem nesi, onun şusu, onun busu. Ya ben o zaman Kars'a gitmiştik, turnemiz vardı. Kars'ta çocuğun biri bir
Çok güzel de bir köy evine girdik. Biraz dedik bir çay içelim falan. Ya girdik, çocuk geldi, abi beni Layla'ya götürsene dedi. Bir bara götürsene diyor. Gece kulübü desen. Bir gece kulübüne götürmüşsün. Yani gerçi çocuğun yok, zihnini nasıl esir almışlarsa çocuğun hayaline bak ya. Çocuğun tabii hayaline bakar mısın? Ya evlerinden kaçıyorlar, gelmiyorlar mı Anadolu'dan? Şimdi o yüzden meseleyi sığ bir dizi tartışması üzerine değerlendirmek işi biraz yaban kalır, küçültür. Onlar öyle tartışıyor diye oradan yürüdük ama televizyon diyorsun, çok büyük televizyon, bir silah. Bak televizyon. Ki Türkiye'de çok izleniyor. Televizyon, sinema bütünüyle etkiler. Kitle iletişim araçları diyelim. Bütünüyle etkiler. Evet. Bak Ene Özlem diye bir izleyicimiz demiş ki bizi bırakın kendileri etkileniyor. Diziden sonra eşlerini aldatıyorlar. Bırakın onlarla birlikte olanlar var diyor. Doğru. Kendileri etkileniyor. Biz nasıl etkilenmiyorum diyor. Doğru. Hakikaten Özlem Hanım helal olsun, güzel bir şey. Doğrusu o kadar inandırıcı oynuyor ki adam. Diyor ki ben bunu aşk yaşasam güzel. Bakın ben son dönem işlenen cinayetleri oturup baktığında, o 3. sayfa haberlerine baktığında. Mesela Kurtlar Vadisi'nin toplum üzerinde, yeni nesil üzerindeki negatif etkilerinde mesela yıllarca konuşuldu. Tabii herkes mafya gibi. Profesörler konuşuldu gençler. Kardeşim herkes mafya olmaya başladı. 15-16 yaşında çocuklar bellerine silah koyup insan öldürmeye başladılar. Oktay Kaynarca orada öldüğünde, oradaki rolünde cenaze namazı kıldılar biliyorsun. Düşün. Bak bu Elazığ'dan Türkiye'nin mı? Gerçeği işte bak. Hemde. Etkileniyorsun sorusunun cevabı. Verildi. Aynen öyle bak diyor selalar ki. Verildi. Fazlasıyla etkiliyor demiş Gamze Hanım. Kocamdan diyor çıtası yüksek hediyeler istedi mi yine hangi diziyi izledin diye adam evden gidiyor diyor. Hangi diziyi izledin yine? Evet. Bak. Diziler şu değil. Mesela toplumu o zaman ne yaparız biliyor musun? Toplumu aşağılarız sevgili Ömür. Yani bu toplum bütünüyle, hani kötü diziler üzerinden konuşuyorum. Ya böyle ahlaksız bir toplum mu o zaman? Değil de eğitim seviyesi düşük bir toplum, etkileniyor çok fazla. Hayır, ben başka bir şey söylüyorum. Toplum bunu istiyor, etkilemiyor. Etkilemiyor demek, toplum bunu istiyor demek. O zaman bu toplum tamamıyla bütünüyle, özür diliyorum, affınıza sanıyorum, ahlaksız bir toplum bu. Armağan orada yanlış bence. Çok kesin konuşuyor. İşte onu söylüyorum. Yani o zaman ne mesela Diriliş de bu ülkenin dizisi. Tabii bak şunu. Veya Etho da dizi. Etho mu? İşte bizim Eşkıya şey. Dünyaya hükümdar var. Veya Anne de dizi. Şey de var mesela. Ya yıllar. Yeşil Deniz var TRT'de. Ya kardeşim yıllarca bu ülkede Bizimkiler diye bir dizi vardı. Al işte kralı dizinin. Mahallenin dizini, muhtarları dizini vardı. Kralı, bunlar mahallenin muhtarları, ikinci bahar, bunlar kötü müydü Allah aşkına yani? Ah be, bu toplum, bu dizilerde, bu ülkede reyting rekorları kırmadılar tabii mı? Canım, tabii. Veya mesela başka bir şey söyleyeyim. Ne değişti? Filmlere bak, şimdi film izliyoruz abi. Baştan sona küfür. Küfrün olmadığı film yok. Ya ben de yarın öbür gün film yapsam herhalde bir iki tane küfür koyacağım mecburen yani. Küfür yok. Dön abi, dön bundan. Mesela 90'lar öncesine bak ya. Münir Özkullar, Zeki Alasyalar, Tarık Akan'ların o aile filmleri, Adile Naşitler. Kemal hep Sıra. Nedense bak, hep nedense aileyi önemseyen, maneviyatı önemseyen, arkadaşlık ilişkilerini, sıkı bağları, dostluğu anlatan filmler inanılmaz derecede de gişe yapıyordu ya. Evet. Anadolu insanı Şener Şen'in çektiği saflığı, temizliği, onlar da gişe yapıyordu. Yani şimdi sen bu nesli yok sayıp ne oldu, bu ülke mi değişti? Ya ülke affedersin, Nuh'un gemisi şeyde battı da yepyeni ahlaksız bir nesil mi ortaya çıktı? Bir şey söyleyebilir miyim? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi mesela geçen hafta Diriliş'in, yani seversin sevmezsin, izlersin, politik bulursun bakmazsın belki, yani farklı bir görüşteysen, ama şimdi öyle bir dizi de yapılıyor. Hani içinde erotizmi osu busu olmayan, işte Muhteşem'de vardı. Balkonda inanılmaz dekolteler vardı biliyorsun. Ama anormal bir reyting, 17 reyting aldığını, bakın şehri bırakın. 40'a yakın, neredeyse ülkenin yarısı izlemiş, izlenme payı var. Demek ki izleniyor. Rekor kimde sana daha acısını söyleyeyim, Semra Kaynana'da. Bak o da bir program mesela. Semra Kaynana'da 56 mı ne rekoru var yani şehir. 56 şehirdir de o reyting şer işte, olarak şer. 17 reyting yok yani. Yok. Ha, 17 maç, reytingden bahsediyorum. Nüfusun neredeyse, yani ekran başındaki izleyicilerin neredeyse yarısı o diziyi izlemiş, Diriliş'i. Onda erotizm mi var? Taciz mi var? Tecavüz mü var? İşte bir tarihi bir dizi değil mi? Öyle bir şey yok. Şimdi demek ki iş yapıyor. O iş yapıyorsa ahlaki yapıyı bozduğu iddia edilen ya diziler Ömür, neden bak, yazılıyor? Ömür, ben sana başka bir şey söyleyeyim kardeşim. Bu bütünüyle reyting sistemi üzerinden dönen işlerdir bunlar. Biz boşuna Illuminati'den bahsetmiyoruz. Biz boşuna toplumların subliminal mesajları, biz burada günlerce Rockefeller ailesini, bize ne Rockefeller ailesine? Konuşmayabiliriz, sallarız magazin, bu deriz geçeriz lay lay lom. Ama insanların algısını açma noktasında söylüyoruz.
Rashid ailesine, Rockefeller'e açın, mülakatları okunsun. Adam oraya şimdi AGB rating şirketi gelip koyduğu zaman oraya rating şirketini. Kendisinden olan bir rating şirketini getirdiği zaman. Ne yapacaksın? İstediği bak ahlaksız bu toplumun ahlaki dezenformasyona uğratacak bir tane diziyi getirir orada 50 şer yapar. O dizinin 50 şer olması demek ne demek biliyor musun? Onun gibi bir kere, dizinin olması bir demek. Kere o dizi oyuncularının hepsinin bir anda bir gün sonra Türkiye'nin starı olması demek. Doğru. Öyle oldu zaten. Tüm magazinlerin bunun peşinden koşması demek. Tabii. Veya bir magazin programını getirdin koydun hafta içi veya sabah kuşağı. Abi 20 şer aldı. Bütün kanallar magazine döner. Bütün kanalları ahlaksız dizileri özendirirsin bak bunlar reyting alıyor diye. Doğru mu? Doğru. Bitti işte. Her şey reyting tablosuna göre bitti. Şekilleniyor. Ama bitti son dönemde kardeşim. Biraz sanki denekler düzeldi. Ya şu an, gibi görünüyor. Şu an bak AGB sahtekarlıklar çıkmış AGB ortaya. Döneminde AGB döneminde reyting satın alınan ömür, denekler falan. AGB o artık aleni yani yerlerdeydi küçük ama küçük gelin diye bir şey vardı ya. Ama bak yedim. Şu son mesela onun hakkını yiyelim. Son en son bu alan hangi şirket onun adını bilmiyorum ya ama. Yine AGB'nin aslında aynı ismi değişti de. İnanılmaz dürüst abi. Gizliyorlar demek ki gizliyorlar yani Nihat'cığım, sızma İngiliz, olmuyor. İngilizlerin elinde sızma fakat olmuyor. Çok baskı yiyince bütün evet. Skandallar daha patlayınca bu kez ya biz abartıyoruz galiba denildi ve toparladılar. Aynı şirket aslında isim değiştirdiler yani Ahmet'i Mehmet yaptılar anladın mı? Aynen. Değişen bir şey yok da baktılar papuç o kadar ucuz değil. Toparladılar biraz. Yani aslında biraz önce dedin ya örnek verdin. Eski Türk sinemasında bize aşıladıkları şey başkaydı. Bize aileyi, kardeşliği, dostluğu evet. Ve kalleş olmamayı aşılarlarken aslında şimdiki aşılanan durumlar çok daha başka. Bize neyi bir radyoda 24 saat ben senin istihdamını çalsam. Yani... Materyalist bir toplum ürettiler. Maddeci. Daha dünyevi şeylere önem tabii, veren. Maddeye önem veren. Maddeci bunu sen yapmadın. İsterseniz bunu ben de yapmadım. Bunu benim toplumum da yapmadı. 1960'tan sonra gelip bunu dayattılar. Sadece sana da değil Avrupa'ya da yaptılar bunu. Hmm. Avrupa insanı şimdi işte yavaş yavaş Afrika'ya falan öyle iyice açılmaya başladılar. Bunu sana da yaptılar. Bana hepimize yaptılar yani. Maalesef. Hepimiz. O zaman şunu söyleyelim yani. Senin ismini geçirmenle güzel bir hoşluk oldu. Şener Şen'in de bugün doğum günüymüş aynı zamanda. Şener Şen'in doğum gününü kutlayalım. Bak ismini de söyledim. Dedin ki Anadolu durumlarını, Anadolu'da yaşanan o durumları güzelce anlatan ve bizlere izleten büyük bir ustadır. İşte alın evet, biraz Şener Şen filmi izleyin. Şener Şen'in televizyon sektörüne de dönmesi her lazım şeyi, dizi sektörüne. Her türlü. Kutluyoruz buradan doğum her gününü. Türlü, her türlü. Gayrimeşru işi bizim toplumumuzun kabul etmeyeceği, bizim genlerimizin kabul etmeyeceği her türlü gayrimeşru şeyi bize meşrulaştırdılar Ömürcüğüm. Tabii. Bu bir gerçek. Tabii doğru. Bu işin matematiksel boyutuna baktığın zaman, fiziki boyutuna baktığın zaman bir gerçek. Ben eskiden mesela ben yengemin suratını görmezdim ya. Yenge gelip başımızı eğerdik öne. Behlül dolaşıyor ortalıkta. Onu eğerdik abicim. Öne eğerdik başımızı. Başımızı doğru. Öne eğerdik. Tamam mı? Şimdi işte parayla sanki her kadın alınabilir. Herkese bakılabilir. O kutsal amcamın karısı, arkadaşımızın. Ya biz çocukken mahallemizde arkadaşımızın söz ben bunu seviyorum dediği kıza bakmazdık. Bak. Aman ha Nihat. Ben bu kızı seviyorum haberiniz olsun dediği zaman konu kapanırdı ve onlar da zaten sözlerinde nişan evlenirdi. O da yengendi mesela değil mi? Yenge bitmişti konu. Şimdi öyle değil. Evet. Bunu kim yaptı abi televizyon yapmadıysa kim yaptı bu toplumu? Bak çok basit doğru diyorsun. Çok basit kim yaptı abi ben mi yaptım? Bir şey daha söyleyeceğim. Bu dizilerde evlerde bir de böyle makyajlar, kıyafetler falan sanki defileye çıkar gibi. Benim öğrencilik hayatım. Nasıl etkiliyor biliyor musun? Firdevs Hanım'ın botunu aramakla geçti benim öğrencilik hayatım. O bottan bulacağız. Etkileniyor muyuz? Etkilendik. Tamam öğrenci diyorsun. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Dizilerde bir öğrenci görüyorum. Etek ta burada abi. Böyle öğrenci mi var ya? Başka doğru. Ama bak o dizilerden sonra liselerde gerçekten kız çocukları eteklerini oralara çektiler abi. Nasıl olacak şimdi? Ne oldu? Etkilemiyordu hani. Bu böyle. Hani etkilemiyordu. Hani etkiliyor. Biz ne diyoruz? Biz çocuklar... Bir dışarı çık bence. Çocuklarınıza hakkı ve batılı öğretin. Günlerdir bas bas bağırıyorum da. Çocuklarınıza haram ile helali öğretin. Biz çocukken mesela küçükken bize annemiz babamız Allah'ı öğretirdi. Peygamberi öğretirdi. Namaz kılmayı. Ülkemizin kurucusunu. Ülkemizi kim kurdu? Nedir? Bunları küçükken daha mesela.
Tamam mı kardeşim? Evet. Ailede bakıyorsun, başlıyor diyorsun. Ailede. Şimdi bakıyorsun çocuk dizilerinde de bütün çizgi filmlerde hokus pokuslu diziler çıkmış. Hokus pokus benim yeğenim geldi bundan 2 sene önce bilmem öyle bir dizi mi vardı. Nihat amca seni dedi kurbağaya çevireceğim. Hokus pokus kurbağa ol dedi. Kızım ne yapıyorsun manyak mısın sen dedim. Aa olmadı dedi. Şimdi bir dakika çevireceğim Nihat amca. Çabuk bilmem ne Nihat amcayı bilmem neye çevir. Zürafaya çevir hokus pokus. En son dedim Allah Allah bu kafayı yemiş herhalde. Öbürü dedi ki yarın sen yapamıyorsun. Bak şimdi ben çevireceğim dedi. Şimdi Nihat amcamı kurbağa olarak görmek istiyorum. Hokus pokus dedi bana bırak bırak. Ha 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 anne anne koş Nihat amcam kurbağa oldu. Kız bunlar nereden ver çizgi film bir film mi dizi mi ne izliyorlarmış? Şey var, vardı canım sihirli annem falan. Bizim Selena'lar, yani, sihirli annem, bez bebekler. Var canım öyle şeyler. Abi o yüzden yani onlar bu yine tartışma belki biraz fazla uzadı ama işin gerçeği de o. Baktığın zaman şimdi evet, mevcut. Doğru. Neyse bak mesela 1001 gece vardı 150 bin liraya mı? Tabii tabii öyle bir rakam var. Öyle bir şey vardı değil mi? Birlikte olmak mecbur istiyor tek gece. Mecbur olan bir kadını satın alma tek evet, gece tek miydi? Tek geceliğine evet. Böyle hadiseler yaşanıyordu. Sonra aşık oluyor sonra da evlendi. Ne hikmetse değil mi? Nasıl gerçek mi? O da etkilendi tabii. Şimdi kocası karısı ya. Dizide evlendi mi? Dizide son bölümde gerçekte evlendiler. Gerçekte de başka başka bir sürü hadiseler yaşanmıştı sor, biliyorsun. Sor. Evliydi biliyor musun bu dizinin finali canlı yayında yapıldı. Evet enteresan evet, oldu. O zaman büyük sahnesi yani bunu işte. Mesela dün ben burada bir şey söylemişim. Hızlanalım biraz. Hızlanalım çünkü, mesela dün yine bir yerde hangi ilde bilmiyorum yine haberlerde okudum. Yine kıza 2 kişi tecavüz edecekmiş. Kız bağırmış. Hı. Bağırınca korkmuşlar mesela. Hemen kızı bırakmışlar. Yok sana tecavüz edeceğiz, seni öldüreceğiz bilmem ne demişler. Sonra kız bağırınca şimdi biz burada günlerce ne diyoruz? Alın çocuklarınızı bir arkadaşım üzerinden verdik ormana çocuklara öğretin. Bağırmayı öğretin. Çığlık atmayı öğretin. Mesela biz elimizden geldiğince hep böyle toplumsal sorunlara değinip topluma doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. Evet. Ama demek işte, ki böyle de yapılabiliyormuş bu elbette işler. Elbette canım yani. Biz burada ekşi sözlükten bahsettik. Doğru onu mu? Sosyal medyanın... Evet onu getireceğiz yarın. Şimdi bak bakan aradı bizi. Bakan yardımcısı aradı beni. Konya evet. Milletvekilimiz aradı beni. Konuyla bu alakalı konuyla olarak... alakalı detayları yarın aktarır mısın? Ben biliyorum perde arkasında önemli ne? Gelişmeler olduğunu ama bugün gündem çok yoğun diye alamadık. Bazı şeyleri yarına bıraktık. İşte yani bunları biz... Bunu şimdiden söylemiş ol ama yarın detayları evet. Alalım senden. Tamam. Ekşi Sözlük olayıyla alakalı biliyorsunuz Serkan İnci, İnci Sözlük'ün kurucusu Ekşi Sözlük'le ilgili bir iddia atmıştı ortaya. Ekşi Sözlük sosyal medyanın bayloku gibidir demişti. Çok önemli bir iddiaydı. Bunun üzerine Nihat'ın açıklamaları oldu. Ve Nihat'ın o açıklamaları üzerine de Ankara'dan telefonlar geldi. Evet. Ciddi şekilde olayın üzerine duruyorlar. Detayları yarın Nihat Doğan aktaracak. Çok önemli gelişmeler var. Evet şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Çok az vaktimiz kalmış. Hı hı. Güzel bir tartışmaydı bence. Yani seyircilerimizin de ilgisini çektiğini her zannediyorum. Her şey bütünüyle yorum etkiliyor. Geliyor sen, mu çok mesaj? Sen, çok geliyor tabii. Hmm. Sen etkilenmediğini zannediyorsun. İşte gündüz kuşağı programları. Arman bunu bilmiyor mu? Bak, gündüz kuşağı programlarının hedefi, o evlendirme programının hedefi, oradaki tiyatronun hedefi bütünüyle kutsal olan ailevi değerlere saldırmaktır. Onları yerle yeksan etmektir, paramparça etmektir. Evet. Ve toplumun da kutsal görünen nesi varsa orada alaşağı etmektir. Bazı programlar mesela çok acıdır hani... İçine Survivor'ı da belki koyabiliriz. O tarz programların, yarışma programların ve evin içerisinde BBG vs. oradakilerin amacı da dostluğa, toplum içerisinde biz birbirimizi niye dostluk bağları, arkadaşlık bağları bizim için çok önemlidir. O tarz programlar da o dostluğu, arkadaşlığı yerle yeksan etmek suretiyle hedefe gitme noktasında ihaneti meşrulaştıran programlardır. Arkadan diziler, dost kazı. Dizilerde ensesinden tut, aklı hayale gelmeyecek toplumun ahlaki değerlerini eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek suretiyle yerle yeksan etmektir kardeşim. Evet. Bütünüyle etkiliyor evet. Aslında baktığınız zaman. Çok önemli bir tartışma kesinlikle. Bu. Aslında uzun uzun daha konuşmamız yani lazım ama. Bu kadar keskin konuşması enteresan. Vaktimiz tabii. Daralıyor. Şey de yapabiliriz bir gün mesela bizim zaten öyle bir hani reytinglerim çok iyi de Allah şükürler olsun öyle bir derdimiz yok. Bir gün buraya... Çok önemli bu işlerin matematiğini de fiziken de reel değerleriyle masaya yatıracak çok önemli profesörlerimizi de getirip konuşabiliriz tabii, mesela. Yaparız onu da yaparız.